Şimdi tarihler 23 Ocağı gösteriyordu. Daha doğrusu aslında bir gün öncesi 22 Ocak'ta telefonumuz çaldı. Çok güvendiğimiz, verdiği her istihbarat doğru çıkan bir arkadaşımız bizi aradı. Sonrasında da bir sürü mesaj attı. Seda Sayan Çağlar Ökten'le birlikte diye. Biz ne yaptık? Seda Sayan yalan söylemez. Dobra kadındır. Bir şey yaşıyorsa arkasında durur dedik. 23 Ocak'ta mesaj attık kendisine. Bize ne dedi cevap olarak? Bir ses kaydı gönderdi. Yıl olmuş 2022. Siz hala bana sevgilim var mı diye soruyorsunuz. Çağlar benim iş arkadaşım, aşk meş yok diye yok net bir dille yalanladı. 14 Şubat sevgililer gününde de evlenme teklifi almış 23 Ocak'tan 14 Şubat'a. Ne işte kadar? Kaç ay? 20-25 gün herhalde. Evet, öyle 20 gün. Kısa vakit. Öyle bir kısa 20 vakit. Gün gibi kısa bir süre sonra Çağlar'dan evlilik teklifi alıyor. Herhalde o arada da bir sevgililerdi. Flört ediyorlardı. İnsan, birden gelmedi o evlilik teklifi herhalde. Arkadaşken, çay kahve içerken benimle evlenir misin? Diyemez yani. Bir öncesi de vardı. Ya ben şimdi böyle bakıyorum ya. Geçen hafta şimdi yayındaydım ya Seda abla da. Evet. Birbirlerine o kadar güzel bakıyorlar ki bir kere. Yani pozitif ayrımcılık yapacağım. Yok. Şimdi ben bir pozitif ayrımcılık yapacağım. Çağlar benim arkadaşım. Arkadaşım. Programda partnerim de arkadaşımdı sağ olsun. Bizim hayran mıydı Seda Sayan'a? Yani şöyle onlar yazın da çalışıyorlardı. Yazın başladı onlar zaten. Biz çekimlerdeyken çünkü Çağlar ayrıldı Kasım'da. Hatta ben şöyle söyledim. Arkadaşlarıma dedim içimden yani geçen bir şeyi ben dile getirdim. Çünkü içimde tutmuyorum. Dedim ki bence dedim burada dedim bir aşk başlayacak falan dedim. Havada aşk kokusu var. Arkadaşlarım bana kızdı çekimdeyiz kanalda. Dedi ki yok canım olur mu falan dedi. Dedim yani Züleyha benim adım buraya da yazın dedim. Fakat o kadar güzel bakıyorlar ki yani bir kere mutlu olsunlar. Seda abla zaten iyi bir insan, evet, iyi kalpli. Bir sarıp sarmalaması, o anaç tavırları vesaire. Çağlar çok düzgün bir çocuk. Bu arada yorum yaparken de hani hakikaten insanlar bilmeden tanımadan işte reklam aşkımı vesaire diyor ama Çağlar zaten daha önce evlenip boşanan bir kardeşimiz. Dolayısıyla 11 yaşında bir oğlu var. Kendi yaşına göre çok olgun bir çocuk. Hmm. Çok beyefendi. Ekip içerisinde kimseyi kırmamıştır. Ama biz kimseye yan göze bakmamıştır. Çağlar'ın adını Seda Sayan'la birlikte olduktan sonra öğrendik. Yoksa tabii genelde öyle olur ama sen yani. Sen bir şey söyleyeceğim. Sen hiç Çağlar'ın Instagram sayfasına girdin mi? Yok girmedim. Bir girip bakar mısın? Çağlar Ökten değil. Çağlar Ökten değil de bir Seda Sayan fan sayfası gibi. Evet. Seda Sayan'a dair her şey var. Ya Sedoş'a hayran olmayan var mı şimdi? Sahnede Seda Sayan, televizyonda Seda Sayan, evet. Seda Sayan'ın konser programı, her şey. Seda Sayan'ın fan sayfası ya da menajer sayfası diyebilirsin. Evet. Duyurular falan yapıyor böyle arada, Seda Sayan'la ilgili. Arada kendini paylaşmış. Belli, büyük bir hayranlığı var. Var, büyük bir hayranlığı yani var. Yani peki şunu da söyleyeyim, biz oğlu Oğulcan'dan evlilik haberi bekliyorduk bu arada. Miray'la beraber güzel hatta giden birlikte var. Seda Sayan evlilik, Seda Sayan'dan evlilik haberi geldi ama sana da sorayım, sana da sorayım. Seda Sayan evlenir mi? Evlenmez. İmzayı atar mı? Yok evlenmez. Sen de söyle. Bence evlenmesinler. Gerek var mı şimdi yani? Evlenme teklifi geldi. Evet dedi. Orada kalır gibi geliyor bana da. Yani ben bir nikah belki yapılır. Bilmiyorum ki ne söylesem şimdi yalan olur. Çağlar'ı çok seviyorum ama dediğim gibi ben pozitif ayrımcılık yapıyorum. Üzgünüm erkek tarafıyım falan diye. Şimdi son böyle Ajda Pekkan'la başladı aslında bu furya. Belirli yaş üstü ünlü kadınlar Ajda Pekkan, Hakan Altun'un kendisine hayran olduğunu bir şekilde açıkladı. Hülya Avşar'ın kendisinden yine yaşça küçük bir hayranı çıktı. Ebru Gündeş'in de kendisinden yaşça büyük onunla evlenmek isteyen Iraklı bir hayranı çıktı. Ve derken Seda Sayan'ın kendisinden yaşça küçük bir hayranı sanatçı evlenmek istiyor. Farkında mısınız? Hep böyle bana hayran, benden küçük, evet, gençler ama hala ben o şeyi kaybetmedim. Alanı hayran olunası kadın, evlenilecek kadın durumunu kaybetmedim şeyi var. Niye biliyor musun? Güçlü kadınlar. Ünlü yıldızlar arasında. Şimdi onlar çok güçlü kadınlar. Her şeylere sahipler. İstedikleri şey artık sevgi, saygı, onların yanında olacak, dürüst bir şekilde yanlarında olacak, onları aldatmayacak. Çünkü hayatlarına giren herkes muhtemelen aldatmıştır. Çünkü aldatmayan erkek yoktur zaten. Yani hani varsa böyle bir şey aldatmıyor. Vallahi yalan, göz ucuyla da olsa aldatıyor. Mesajla da olsa aldatıyor yani. Görüntüye bile senaryo yazan var. Fotoğraf geldi. Video geldi. Tarih geldi. Tarih geldi. Kızın adı geldi. Ses kayıtları geldi. İlettik. Tüllyen yalan. Yani montaj. Şöyle bir tabir var ya. Tüllyen yalan. Neyse söylemeyeceğim. Aslında senin yalan. Erkeklerin taktiği üstünde görse yalanlar. Evet tabii tabii. Yatakta görsen yalanlar. Evet yani. Peki şöyle bir şey.
Hani gene de insanlık bizde kalsın, genelleme yapmayalım. Çoğunluğu aldatır diyorsun. Aldattıktan sonra iyi senaryo yazanlar, kötü senaryo. Hiç senaryo yazamayanlar. Bir de işi var. Senaryo, senaristik olanlar hiç yazamıyor. Hiç ben sana söyleyeyim. En kolay, berbat, en basit senaryo yöntemi tercih ediyorlar. Düzmece ve tuzak diyor. Tuzak tabii, dedikten sonra benimle uğraşıyorlar. Kandırıyorlar. Abi düşmanlarım var. Bir düşman belirliyorlar kendilerine. Hayali düşmanlarım var. Tabii, kesinlikle. Hani küçük çocuklar hayali tavşanlar falan derler ya, odanın ucunda senle konuşuyorum. Onların öyle hayali düşman. Ben eğleniyorum dedikten ya. Dedikten sonra da yani. Ben imam nikahı kıydık diyen bir çiftin sonra ikisinin birlikte Kur'an'a el basıp aramızda hiçbir şey yok dediğini gördüm. Ya siz ne diyorsunuz? Ya gerçekten bak gülmeyin. Ya bu sefer şimdi anlatmaya artık, çalışırken şey deli muamelesi yapıyorlar ama vallahi gördüm ya, benim bu gözler bu kulaklar duydu. Şöyle söyleyeyim size, benim söylediğim şeyler yalan değildir arkadaşlar. Ne varsa ne bildiğimse. O net. Ben netim yani net. Ve çok enteresan Züleyha, yani. Züleyha bak, ünlüler dünyası şöyle bir haber duyarsın, der ki kanıtın var mı? Kanıt bulmaya çalışırsın. Bulursun. Hiç bulamıyorsan da susarsın. Sustuğumuz da var çünkü. Şimdi... Tarih var. Fotoğraf karesi. Fotoğraf karesi var. Video. Video var. Ses kaydı. Ses kaydı var o kişinin. Kendi sesi, kendi sesi. Detaylar var. Nerede, nasıl buluştukları var. Kızın Allah adı var. Allah. Kızın görüntüsü var. Kızın yanında kendi görüntüsü de var. 10 madde varken. Ah ah. Ya ah. Yalan şey, nasıl bir şey anlatayım mı size? Ya gerçekten tam böyle bağlayacağım buna. Bana şey Hasan Saltık, mekan cennet olsun, devri daim olsun Hasan abi dedim. Ben bir durumdan çok mustaribim, bir şey yapmam lazım. Abi dedim, birileri bir şeyler yapıyor ama bir tek tırnak içinde işte bir kesimde türkücü olarak beni bildiği için top bana patlıyor. Benim acilen bundan sıyrılmam lazım. Bir gün telefonum çaldı, pandemiden bir ay önce Şubat ayındayız. Bir dernek başkanı bir kadın, ya kızım dedi işte sen dedi bilmem iki gün önce bilmem nerede bir fasıl varmış. İşte orada da şu koca koca adamlar var falan. Bir sürü de oturu sayılır isim var. Siyasetten var, sanatçı var, yazar var. Şimdi sen oradaki adamlardan biriyle beraber misin? Herkes seni konuşuyor. Abla ben evimdeyim, işimdeyim, gücümdeyim, sporumdan, işime, kitabım. Mümkün değil. Bir de benimle görüşmek isteyen herkese, arkadaşıma Nişantaşı'na gelin diyorum. Herkesin gözü önünde. Hani biz orada buluştuk da diyemesinler diye. Taktım ben bunu, gittim konunun o iki muhatabına da söyledim. Önce gittim kızı uyardım. Dedim ki bakın sevgili kardeşim, yaşı benden de küçük. Bak dedim sevgili kardeşim, geziyorsunuz, eğleniyorsunuz, fasıllar yapıyorsunuz, her neyse. Fakat dedim bakın sizin adınız dedim türkücü olarak benim yerime konuşuluyor. Bir tek insanlar beni biliyor bu piyasada, orada. Sizden ricam, ne yapıyorsanız yapın, benim adımı bulaştırmayın. Vallahi de billahi de başınıza indiririm dedim. Gittim. O koca koca adama da mesaj attım. Dedim ki bakın sizden istirham ediyorum, benim adım sizlerin mevzularına, sizlerin fasıllarına meze olmasın dedim. Sonra aradım o kişinin muhatabına da söyledim. Bir daha benim adım sofralarda dolaşmayacak dedim. Arkadaş siz her şeyi yapıyorsunuz, ediyorsunuz. Ben evimdeyim. Benim fasılda ne işim var? Ne fasıl yapacağım, i̇şte ne şarkı. Sonra döndüm. Ya kardeşim benim acilen başka bir şey yapmam lazım. Ben popa döneceğim. Bir süre 90'lar yapacağım dedim. Benim hikayem de böyle çıktı ortaya. O kadar soğutuyorlar insanı. Ya arkadaş evet, ben evimde tarz oturuyorum yani. Tarz dedikodudan kurtuluyor musun? Dedikodudan kurtulmayacağım ama benim en azından bilsinler istemiyorum. Seda Sayan flörtü resmiyete dökmeyi seviyor. Eğer seviyorsa imzayı basıyor. Bazıları sanat dünyasında, bazıları evlenmeyi seviyor, bazıları flört etmeyi seviyor. Bazı isimler var, biz onların flörtlerine yetişemiyoruz. Her ay birine aşıklar onlar. Ama evet. Seda Hoş'la Çağlar yakışıyorlar. Mutlu olsunlar. Ben seviyorum yani. Seda Sayan yıllar öncesinde de sağ olsun çok destek olmuştu. Yine sizlerin de bünyesinde olduğu başka bir kanalda çok destek olmuştu. Onun şöyle bir yapısı var biliyorsunuz. Kucaklıyor, sarıyor, sarıp seviyor. Sarmalıyor. Haset yok. Evet. Bak, bu çok önemli. Bir piyasadaki birçok insanda haset vardır. Var, çaplar. Var. Bir şey çok öyle. Böyle yap diyor. Bir yanlış mı yaptın? Öyle değil, böyle yap diyor. Boş evet. ver diyor falan. Bunlar iyi şeylerdi. Valla onlar evlenirler mi bilmiyoruz. Bence ama bu durum Çağlar Bey'e yarar. Tabii. Seda Sayan magazin dünyasına yeni tabii. bir isim daha kazandırdı. Uzun bir süre biz Çağlar ismini duyacağız. Kesinlikle. Bu arada duydum. Çağlar diğer isimlere nazaran kıyaslama yapıyorlar. Çok kızıyorum. Yapmayın ya. Çağlar entelektüel, gayet bilgi birikimi olan, çalışkan bir çocuk. Tabii gerçekten zaten. Beyefendi bir çocuk. Diğerleriyle kıyas kabul etmez. Yaş farkına tıklananlar var ama yan yana bakınca değil mi Seda Sayan? Sen de kendine evet. bakan kadınlar. Seda Sayan yani yaşsız insanlardan. Bir enerjisi artık. Var. O enerjisi yetiyor ya. Yani bambaşka yani. Sanki biz gibi. Ben bile evet, bazen evet. onun yanında kendimi daha enerjisiz hissediyorum. Evet, yüksek bir enerjisi var. Aynen kesinlikle. Öyle.